Ülker grubunun kurucusu Sabri Ülker 92 yaşında hayata veda etti. Yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettiği öğrenilen Sabri Ülker'in cenaze namazı yarın öğle namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak. Suriye'de katliam son sürat devam ediyor. Dünden bu yana 50'den fazla insan öldü. Ülkemizdeki mültecilere ise 500'den fazla Suriyeli katıldı. Bu gelmelerin ortasında Şam'ın biz yapmadık dediği katliamlara imza atan Şebiha adlı milislerden bazılarının fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Esad'ın hayaletleri. Allahu Ekber! Allahu Ekber! İşte Suriye'de masum insanların katledilmesinin ardındaki gerçek. Beşar Esad'ın hayaletleri. Suriyelilerin deyimiyle şebbihalar. Bu fotoğraflar İngiliz gazetesi Daily Mail'da yayınlandı. Gazeteye göre milis çetesi şebbiha mensupları bu kişiler Hule'de 49'u çocuk 108 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında. Gazeteye göre günlüğü 350 liraya çalışan bu iri cüsseli fedailer devlet için çalışan bir suç şebekesi. Muhaliflere göre hayaletlerin görevleri halkı terörize etmek. Böylece hükümet katliamların kendi işi olmadığını söyleyebiliyor. Şebihaların yanında Suriye ordusu da operasyonlara aralıksız devam ediyor. Yeni hafta ile birlikte Humus'ta yine patlama sesleri yankılandı. Kent merkezindeki hastane bile harap olmuş durumda. Yaralı insanlar kendileri yardıma muhtaç olan sağlık personelinden umutsuzca yardım bekliyor. Ülkenin çeşitli kentlerindeki operasyonlarda 50'den fazla kişi öldü. Uluslararası gözlemciler tanık oldukları dehşeti not almaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre Şam yönetimi çocukları canlı kalkan olarak kullanıyor. İşkence yapıyor, hatta öldürüyor. Amerika ise ülkede yeni katliamlar olmasından kaygılı. Türkiye'ye kaçışlar da sürüyor. İki günde sınırımızdan içeri yaklaşık 500 Suriyeli daha girdi. Üstelik aralarında subaylar da var. Şam yönetimi ise muhaliflere göre Türkiye'ye kaçışları önlemek için sınır bölgesindeki orman ve tarlaları yakıyor.